Merhaba web teknolojicileri. Bu videomuzda sizlerle beraber internet üzerinden canlı yayın yapmanıza yarayan uygulamaları inceleyeceğiz. İki tane uygulama tanıtacağım. Birisi Twitch, birisi Ustream. Zaten en meşhurları bunlar hani canlı yayın yapmak isteyen arkadaşlar ya da yapanlar biliyordur bunları. Bunların mobil uygulamasını bir göz atalım. Dilerseniz önce Ustream ile başlayalım. Uygulamayı biz daha önce açtık, kullandık bir kullanıcı oluşturmanız lazım. Bir account açmanız lazım uygulamaya. Dilerseniz Facebook'ta, dilerseniz de sıfırdan kendi içinde bir account yaratıp girebiliyorsunuz. Ustream'in güzelliği canlı yayına çok hızlı bir şekilde başlayabiliyorsunuz. Şu sağ yukarıdaki ikona, kamera ikonuna bastığınız zaman canlı yayın hakkında bilgilerini girdiğiniz ve kayda bastığınız zaman canlı yayınız başlamış oluyor. Tabletin kendi kamerası üzerinden yapıyor bu canlı yayını. Ustream'in güzelliği pek çok alanda canlı yayın izleyebiliyorsunuz. Mesela şu sol taraftaki yere tıkladığımız zaman burada kategoriler çıkıyor karşımıza. Ya çok garip kategoriler var. Mesela hayvanlarla ilgili olana girelim. İşte birisinin köpeği doğurmuş, oraya webcam bağlamış, bütün dünyayı izletiyor. Gördüğünüz gibi yavrularını böyle yalayan, temizleyen bir anne köpek var. Dilersek buradan tam ekran yapabiliyoruz bunu. Paylaşabiliyoruz Facebook'ta, Twitter'da ve çeşitli yerlerde. Arkadaşımıza işte Bluetooth'la yollayabiliyoruz direkt kanalı. O da izlesin diye. Neyse böyle işte. Şu an mesela bu köpeğin yavrularının temizlemesini 4 kişi izliyor. Dünyadan 4 kişi oturmuş bunu izliyor şu an. Çıkalım bundan. Bunun güzel tarafı mesela sevdiğiniz bir müzik grubu var yabancı. Konserine gitme şansınız yok. Direkt canlı konserler burada çıkabiliyor arkadaşlar. Takip edin. Hatta sevdiğiniz grubu arama kısmından aratıp onunla ilgili gelecek eventları, etkinlikleri görebiliyorsunuz. Size bildirim olarak geliyor bunlar. Ustream'de canlı yayın yapması da çok basit. Hani dilerseniz siz de yayın yapabilirsiniz. Canlı yayını izlemek de çok basit. Düşük bir bağlantı hızınız olsa bile düşük çözünürlükte size canlı yayını gösteriyor. Google Play'de var bu uygulama ve iOS'ta var. Windows Phone'larda ne yazık ki yok. Biz diğer uygulamamıza geçelim. Diğer uygulamamız videonun başında da söylediğim gibi Twitch uygulaması. Twitch Justin TV'den çıkma bir kanal arkadaşlar. Ustream'den farkı sadece oyun üzerine kurulu. Hani başka öyle köpek izleyin, maç izleyin vesaire şeyleri burada bulamazsınız. Twitch'in de mantığı en başta Ustream gibi canlı yayında ancak hani burayı dotacılar, işte lolcular biraz sardığı için artık burada daha fazla oyun görüyoruz. Hani diğer tarz böyle köpek, maç işte vesaire gibi şeyleri Ustream'den izleyebilirsiniz. Onun dışında şu kanallar sekmesine bakalım. Burada gördüğünüz gibi birçok kanal var. Siz de burada kendi kanalınızı oluşturabilirsiniz. Games sekmesine bakalım. Games'te gördüğünüz gibi karşınıza birçok oyun geliyor. Buradan hangi oyunla ilgili bir canlı yayını izlemek isterseniz direkt girebiliyorsunuz. Hani ya muhabbet de ediyor olabilirler, o oyun üzerinde geyik de yapıyor olabilirler. Ya da direkt oyunun tam çözümünü canlı yayında size gösteriyorlar. Mesela World of Warcraft'ta şu an 204 tane canlı kanal varmış ve 7338 kişi de izliyormuş. Bir kanala girelim. Mesela şu Binding of Isaac oyunu var. Mükemmel bir oyun. Oynamayanlara da tavsiye ederim. Şöyle en üsttekine bakalım ne yapıyormuş. Gördüğünüz gibi oyunu oynuyor. Bir yandan kendisini webcamle çekiyor ve siz buradan dilerseniz onunla chat yapabiliyorsunuz. Yani direkt onunla değil buradan sorular soruyorsunuz. Bu canlı yayını yapan kişi de size cevap veriyor. Onun mantığında bir şey. Twitch daha çok zaten oyun odaklı olduğu için hani bilgisayardan canlı yay yayın yapmak daha kolay. Bu arada size bir müjde vereyim. Çok yakında TA canlı yayına başlayacak. Zaten onun haberini veririz biz size Facebook'tan, işte Web kendi sayfasından sayfalarımızı takip ederseniz görebilirsiniz bunu. Bu videomuzda sizlere canlı yayın yapabileceğiniz uygulamaları gösterdik, canlı yayın takip edebileceğiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.